Haberin merkezine, şov ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Ordu'daki VIP krizi tartışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ekrem İmamoğlu'nu Ordu valisinden özür dilemeye çağıran Erdoğan seçimden sonra hesabını verecek dedi. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın İstanbul adayına çok sert sözlerle yüklendi. Dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin. Dur bakalım, bitmedi iş. Ordu'da yaşanan VIP krizine bugüne kadarki en sert tepkisini gösterdi. İmamoğlu'na hesabı sorulacak dedi. Biz ne valimize it dedirtiriz ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün de aynı başlık gündemindeydi. Başta Ordu valimiz olmak üzere özür dilemedikçe bir defa böyle bir adayla, bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bugünse İstanbul seçimlerine 5 gün kala Sultan Gazi'deki toplu açılış töreninden verdi mesajlarını. Çaldılar ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa ona çaldı deriz. Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil, hukuki bir sürecin ürünüdür. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na FETÖ göndermesi de yaptı. 15 Temmuz'la alakalı attığı tweetler var. O tweetlerde de nerede olduğu belli. Nerede? FETÖ ile beraber. Ama bunlarda biliyorsunuz yalan çok. Ne diyorlar? Benim onlarla alakam yok. Ya hepsi kayıtlarda var. İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra verdiği veri kopyalama talimatı da vardı hedefinde. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Ya madem seçildin, bu işlerle niye uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. Cumhurbaşkanının Nakkaştepe Millet Bahçesi ziyaretinde renkli görüntüler kaydedildi. Kendisine dede diye seslenen küçük kızlarla yakından ilgilenen Erdoğan, yeni nişanlı bir çifte de bilezik taktı. Tarihi buluşmanın moderatörü İsmail Küçükkaya'nın yayından iki gün önce bir otelde Ekrem İmamoğlu ile buluşması siyasetin yeni polemik konusu oldu. O iddia Habertürk ekranında ortaya atıldı. Küçükkaya ve İmamoğlu'ndan açıklamalar ardı ardına geldi. Binali Yıldırım ise o görüşmeye çok sert tepki gösterdi. Nasılsınız? İyi misiniz? Yüz yüze bir otelde bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Programın üzerinden 24 saatten uzun zaman geçti ama tartışması bitmedi. Gazeteci Nagihan Alçı'nın Habertürk'te ortaya attığı iddia gündemi belirledi. İsmail Küçükkaya'nın Sayın İmamoğlu ile bir otelde buluşup karşılıklı olarak bu yayınla ilgili konuştuğu ve bunu da görenlerin olduğu iddia ediliyor. Tarihi buluşmanın moderatörü İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'yla otelde görüştüğünü doğruladı. Zaten o görüşme için otele girerken görüntüleri de ortaya çıktı. Engin Altay ile Mahir Ünal her iki belediye başkan adayıyla görüşmenizi istiyoruz dediler. Binali Yıldırım tarafına bilgilendirme yaptım. Sizin tarafa da bilgilendirme yapmam gerekiyor. Bana dedi ki basın toplantınız var. Benim Ekrem İmamoğlu'yla bütün konuşmam sadece 2 dakika ya da 3 dakikadır. Binali Yıldırım'sa rakibiyle yüz yüze görüşülürken kendisine telefon edilmesine itiraz etti. Yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Telefonda görüştük. Bir gazetecinin bir röportajdan önce herhangi bir kişiye soru vermesi ahlaksızlıkların en büyüğüdür. İsmail Küçükkaya görüşmede sadece program formatını konuştuk. Yıldırım'ın rakibine de soruları vardı. Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyuyla paylaşmadınız? Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? 17 yıldır yapılmayan sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi milletimize bir kez daha hatırlattık. İmamoğlu'ysa gizli görüşme iddialarını reddetti. Sorulara hiç girmedik. Küçükkaya bana Binali Yıldırım'la da görüşeceğini söyledi dedi. Günün sonunda ne olduysa oldu ama ailelerimizle beraber el sıkıştık, sarıldık.
Ne iki adayın ekran buluşması, ne iktidardan gelen VIP krizi eleştirileri. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını ekonomi ve dış politika üzerinden verdi. Seçime 5 gün kala seçmene partisinin meclis grubundan seslendi. Elinizi vicdanınıza koyun, mutlaka sandığa gidin dedi. Nerede bu hükümet? Nerede bu saray? Nerede Türkiye'nin çıkarları? Her gün bir şeyler kaybediyoruz, her gün. Önceliğini dış politikaya verdi, hükümete böyle yüklendi. Türkiye'nin haklarının savunulamadığını iddia etti. 3 tane çapulcunun baskısıyla Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. AK Partili kardeşlerime de seslenmek isterim. Bedenini veren şehitlerimiz var. 16 ada işgal edilirken bunlar ses çıkarmıyorsa sen ses çıkarmayacak mısın kardeşim? Partisinin meclis grubuna seslendi Kemal Kılıçdaroğlu. Suriyeli göçmen sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Benim gencecik filinta gibi evlatlarım Suriye'de şehit olacak. Onların gençleri bizim tatillerde denize girecekler, tatil yapacaklar, eğlenecekler. Ya vicdan var kardeşim. Vay efendim sen Suriyelilere düşman mısın? Hayır efendim, hiç kimseye düşman değilim. Ben Türkiye'yi bu hale getirenler kimler getirdi onu sorgulamak istiyorum. İstanbul seçimine yönelik mesajlarını ise ekonomi politikaları üzerinden verdi. Ekrem İmamoğlu'na destek istedi CHP lideri. Erdoğan ne diyordu? Bu kardeşinize oy verin. Göreceksiniz dolar ne olacak, faiz ne olacak. Oylarınızı verdiniz. Döviz düzeldi mi? Faiz düzeldi mi? Kimseyi incitmeyen bir arkadaş. Ekrem İmamoğlu. Elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanalım. 1982 model klasik aracının direksiyonuna geçti. Peki fondaki şarkıyla af bekleyenlere mesaj mı verdi? Bu kez MHP liderinin yaptığı Ankara turundan çok dinlediği Ferdi Tayfur parçasının sözleri konuşuldu. Bin bir ümidiyle af bekleriz. Biz de bu milletin evlatlarıyız. Dinlediği şarkının sözleri de dikkat çekti. Elindeki tespihte MHP lideri son videosuyla af bekleyen binlerce mahkum ve yakınına adeta mesaj verdi. Bu hapislik bizi çürütecek mi? Açıp kapılarını güldürecek mi? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin klasik araç koleksiyonundaki gözdelerinden biri 06 TCD90 plakalı araç. 1982 model o klasik otomobiliyle gezdi bu kez başkent sokaklarında. Mahkum olduysak sanki öldük mi? Daha önceki videolarında seçim mesajı vermişti ama bu kez gündemi bambaşkaydı. Dinlediği şarkı MHP'nin seçim vaatleri arasında bulunan ve ısrarcı olduğu af teklifini hatırlattı. Bu hapislik bizi çürütecek mi? Ferdi Tayfur'un Mahkumların Duası şarkısını dinledi yol boyu. Af mesajını bu kez şarkıyla mı veriyor yorumlarına neden oldu. Sen kurtar Tanrım. Muhammed Mursi, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı. Dün yargılandığı mahkemenin salonunda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Bugün Mursi için Türkiye'nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onun için saf tuttu. Şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ruhu için. Mursi için toplandılar, dualar ettiler, gıyabi cenaze namazı kıldılar. Allahu Ekber. Muhammed Mursi İsa El Eyyad, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı. Sisi'nin kanlı darbesiyle indirildi, hapse atıldı. 67 yaşındaydı. İlerlemiş sağlık sorunlarına rağmen 6 yıl zorlu cezaevi koşullarında tutuldu. Kalbi daha fazla dayanamadı. Yargılandığı mahkemenin salonunda kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. Cenazesi Kahire'de defnedildi. İlk gıyabi cenaze namazı Kudüs Mescid-i Aksa'da kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Türkiye'de binlerce kişi onun için saf tuttu. 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. İstanbul'da kalabalık akşamdan toplandı. Mısır konsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Muhammed Mursi, Mısır'ın seçilmiş
ilk cumhurbaşkanı olmuştu. İstanbul Fatih Camii'de hınca hınç doldu. Devletine, milletine, halkına hizmet eden güzel bir devlet başkanı olduğuna şahitlik ediyoruz. İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de Mursi vardı. Merhum Mursi'nin darbeyle indirilmesini hapiste, tek oda, hücrede eziyet çektirilmesini ve nihayet hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Böyle söyledi, sözü İstanbul seçimlerine getirdi. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Unutmayın, pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Ardından Mursi için Fatih Camii'nde kılınan namaza katıldı. Benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Öyle bir haber var ki sırada. Her safhası dehşet verici. Şehir eşkıyaları güpegündüz 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı. Babasını arayıp fidye istedi. Ama telefonda para pazarlığı yaparken zavallı çocuğu silahla vurdular. Telefonda acı içinde bağıran oğlunu duyan baba çaresizlikten deliye döndü. O dehşet olayın ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. Oğlunu kaçırıp fidye istediler. Vermeyince 16 yaşındaki o genci silahla bacağından vurdular. 3 kişi geliyor orada çocuğu. Silah kafasına dayıyor, alıp götürüyorlar. Üstelik Rıfat Uçar oğlunun vurulduğu o dehşet anlarını telefonla canlı canlı dinledi. Çocuk ben kan kaybettim baba, öleceğim diye bağırıyordu bu yapan. Öyle çocuğunuz yaralandığı an canlı canlı dinlediniz, ne hissettiniz? Bir baba ne hisseder? Can yanar, ciğer yanar. Fidye dehşetinin adresi Büyükçekmece. Geçtiğimiz gün Rıfat Uçar'ın 15 yaşındaki çocuğu parkta oynuyordu. O esnada 3 kişi onun yanına geldi. Yanlarında da araba vardı ve silahla aşağı indiler. Rıfat Uçar'ın oğlunun kafasına silah dayadılar ve bizimle arabaya bineceksin, geleceksin dediler. Ancak çocuğu bir süre direndi. Ancak dayak yedikten sonra mecburen arabaya binmek zorunda kaldı. Beni aradı. Çocuğun kafasına sıkacaklarını söyledi. Ben de ne istediklerini söyledim. Bana işte para istediler. Bize bu parayı getireceksin. Bir sağ sana müsaade. 3500-4000 para istedi bende. Ben de tamam dedim. Paranızı gelin alın geri. Ama gaspçılar parayı elden almayı kabul etmedi. Endişe içindeki babaya bankaya yatır talimatı verdi. Para açacaksın dedi. Yoksa çocuğun kafasına sıkarım dedi. Hesabı açacaksın. Bankamatiğe git sana hesap numarası vereceğiz. Onu açacaksın dedi bana. Sonrasında yaşananlarsa tek kelimeyle dehşet. Gaspçılar Rıfat Uçar'ı aradı ve parayı hazırla yoksa çocuğunu vuracağız dedi. Uçar para hazır ancak çocuğu da görmem gerekiyor dedi. O esnada aniden telefonda bir silah patlama sesi duydu ve çocuğunun vurulduğunu anladı. Birkaç saniye sonra da çocuğu zaten acı acı çığlık atmaya başladı. İki kişi çocuğu tutuyor. Şu şekil tutuyorlar. Şu bacağına kurşun telefon sesi geliyor bana yani. Kurşun sıkarken mermi sesi geldi. Çocuk bağırdı baba bacağım koptu kurtar beni diye. Genç çocuk telefonda çığlık çığlığa bağırıyordu ve baba beni kurtar, çok kan kaybediyorum diyordu. O esnada baba yüreği hemen telefonu kapattı, ambulansı aradı. Ambulans telefon sinyallerinden çocuğun yerini yaklaşık 15 dakika sonra buldu ve onu alıp hastaneye getirdi. Çocuk daha başında bir yerdeyim, tarlanın içindeyim, nerede olduğumu bilmiyorum. Çocuk ben kan kaybediyorum baba, öleceğim diye bağırıyordu. Ben de orada işte çocuğa dedim neredesin dedim, bilmiyorum baba dedi. Sadece bildiğim yer tepecik dedi. Çocuğu işte aldık hastaneye getirdik. Şu kemiğine kemik parçalamış, oraya bir platin takılacak. Bir de ameliyat oldu zaten, ikinci bir ameliyat geçirecek şimdi. Rıfat Uçar'ın oğlunun hayati tehlikesi yok. Tek isteği o vicdansız şehir eşkıyalarının yakalanıp adalete hesap vermesi. Herkes onu şehit kardeşinin cenazesindeki sözleriyle tanımıştı. Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu eski yarbay Mehmet Alkan yargılandığı FETÖ davasından beraat etti. Onun katili kim? Onun darbeci kim? Düne kadar çocuk diyenler. Türkiye onu şehit kardeşinin cenazesindeki bu sözlerle tanımıştı. Eski yarbay Mehmet Alkan yargılandığı FETÖ davasından beraat etti. Ali! Ali! O cenazeye üniformasıyla katılan Alkan, şehit kardeşinin tabutu başında gözyaşı dökmüş, sözleri siyasetin de gündemi olmuştu. Ali! Burada vatan evladım. 32 yaşında.
FETÖ üyeliği iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Alkan dün hakim karşısına çıktı. O davadaki gizli tanık daha önce Alkan'ın FETÖ'cü olduğunu biliyorum demişti. Ama bu kez ifade değiştirdi. Somut bilgim yok açıklaması yaptı. Alkan açılan dava için zorlama bir kumpas demişti. Eski yarbay FETÖ üyeliği suçlamasından beraat etti. Sevgilisini öldürdü. Dışarı çıkıp döndükten sonra aynı silahla canına kıydı. Korkunç cinayeti binaya yayılan kötü koku ortaya çıkardı. Sevgilisini öldürüp dışarı çıktı. Bir süre sonra geri dönüp aynı silahla canına kıydı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. 26 yaşındaki Yalçın Kahraman'la 29 yaşındaki kadın arasında yaklaşık 3 yıldan beri ilişki vardı. İddiaya göre genç kadın eşiyle boşanma aşamasındaydı ve 2 çocuğu vardı. Geçtiğimiz cumartesi 2 sevgili Bendik'te bulunan işte bu siteye geldi. Ancak o günden beri 2 sevgiliden haber alınamadı. Korkunç gerçeği evden gelen kötü koku ortaya çıkardı. Genç kadınla genç adamın yakınları onlara ulaşmaya çalıştı ancak bir türlü onlardan haber alamadı. İddiaya göre komşuları evden kötü kokular gelince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler dairede yaptıkları incelemede iki gencin de cansız bedenine ulaştı. Cinayetin üstündeki sır perdesi polisin sitenin güvenlik kameralarını incelemesiyle aralandı. Yalçın Kahraman sevgilisini öldürdükten sonra dışarı çıkıp alkol almış, sonra siyah bir poşetle yeniden binaya girmişti. Olay yeri polisleri evde yaptığı incelemede Yalçın Kahraman'ın önce sevgilisini tekel ateş ederek öldürdüğünü, ardından aynı silahla başını sevgilisinin başına dayayıp ateş ettiğini ve canına kıydığını belirledi. İkisinin de cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıydı. Kapısına kilit vurulunca hırsızların uğrak yeri oldu. Yılların emeğini çaldırmak istemeyen işçiler de fabrikada hırsız nöbetine başladı. Bugün o fabrikada hareketli dakikalar yaşandı. Hırsızlara suçüstü yapılan operasyon aksiyon filmlerini aratmadı. Tamam çekmiyor. Fabrikanın her yerinde hırsız var. İşte silah sıkılıyor şu anda fabrikada. Onur abi koş abi gel. Ben sana diyorum ki ne yapıyorsun burada? Hırsızlar kaçtı, işçiler kovaladı. Fabrikayı yağmalayan hırsızlara işte böyle suçüstü yapıldı. Fabrikada yağma devam ediyor tabii. Olay yerine polisler de geldi. Şimdi içeride hırsızlar var. İşte o yağmacılar şu anda içeride, biz de sessiz konuşuyoruz. Çünkü bizi duymasınlar ve kaçmasınlar. Polis olay yerine gelecek şimdi. Evet, hırsızlar tespit edildi şu anda. Panikleyen yağmacılar köşeye sıkıştırıldı. Fabrikadaki demir parçaları sökerek götüren hırsızlar kameramıza da saldırdı. Elini kaldırmıyorum abi. Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıydı ama bazı anlaşmazlıklar nedeniyle kapısına kilit vurunca sahipsiz kaldı ama işçiler burayı sahipsiz bırakmadı. Yaklaşık bir sene önce güvenlikler de çekip gidince burayı koruma görevi buranın eski çalışanlarına kaldı. Onlar da ellerinde çeşitli malzemelerle burada gece gündüz hırsız kovalar oldu. Bugün de nöbetteydiler. Ucu bucağı olmayan fabrikada hırsız avına çıktılar. Buradan güvenlik gitti gideli. Biz burada işçiler kendi şeyimizle fabrikayı korumaya çalışıyoruz. Şu anda içeride var mı hırsız? Var, kesinlikle var ama göremiyoruz. Siz koruyorsunuz efendim. Ya yeter değil mi? Emeğimizi koruyoruz, alın terimizi koruyoruz burada. İşçilerin elinden kaçan hırsızlara polis müdahale etti. Fabrikada hareketli anlar yaşandı. İşte hırsızlar yine kaçtı. İşçiler onları kovalıyorlar. Polis ekipleri de birazdan onların peşine düşecekler. Fabrikanın her yerinde hırsızlar. İşte silah sıkılıyor şu anda fabrikada. Oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Silah da sıkılıyor. Onur abi gel. Gel abi yakalandılar. Polis ekipleri ateş açtılar ve işte hırsızı bu noktada yakaladılar. Gözaltına aldılar. Kaçıyordu, demirlerden atlayacaktı. Ancak yakalandı işte şu anda polis ekipleri. Fabrikaya dadanan o hırsızları götürüyor. Hırsızlar yakalandı.
İşte her gün böyleyiz ha. Mücadele ediyoruz. Gördüğünüz kameraman arkadaşa nasıl saldırıyor. Fabrikanın bir başka noktasından gelen sesleri takip eden işçiler başka bir hırsız grubu tespit etti. Onlar da işte böyle kaçtı. Umur abi gel, Umur abi. Gel. Kamera gel. Gel lan buraya. İşte hırsızlar kaçıyorlar. Bu sefer de fabrikanın dışına kaçtılar. Bırak. İşçiler onları kovalıyor cadde ortasında. Bak oradalar. Oradalar bak. Bak şurada karşıda bekliyorlar. Görüyorsunuz hırsızların dışarı çıkardığı malzemeleri işçiler geri içeri taşıyor. Burada demir bloklar var. İşte bu arabayla da bunları çalıyorlardı hırsızları. Kovalayan işçiler şimdi o malzemeleri tekrar fabrikaya taşıyor. Bu kovalamaca aylardır devam ediyor. Fabrika işçileri yağmalanan fabrikanın güvenliğiyle ilgili artık kalıcı çözüm bekliyor. Çalışmalar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu hastaları yakından ilgilendiren bir adım attı. 55 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Aralarında kanser hastaları için hayati önemde 2 ilaç da var. Biz şu anda onun parasını ödemeden alabiliyorsak yani iyi bir uygulama. Ödemesi gerekli. İlacı bekleyen hastalar için çok önemli bir haber. Hastaları sevindiren haber Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. 55 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındı. İnsülin ilaçları var, oral beslenme solüsyonları var. Tabii bunlar önemli, hayati önemi haiz ilaçlar. Böylece SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8554'e ulaştı. Yurt dışındaki hastayla ülkemizdeki hastanın aynı anda bu ilaçlara kavuşmasını bekliyoruz. Geri ödeme listesi kapsamına alınan 55 ilaçtan ikisi kanser hastalarının merakla beklediği çok önemli kanser ilaçlarından oluşuyor. Ayrıca yine bu 55 ilaç arasından 39'u da yerli üretim ilaçlar. Hep dışa bağımlı olarak alıyorlar ilacı. Üretici olsa, destekleyen olsa zaten kendi ilacını kendi üretir gene. Yeni güncelleme ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen kanser ilacı sayısında da artış meydana geldi. 696 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alınmış oldu. İlaç stratejik öneme sahip bir üründür. Yerli ilacın ağırlıkta olması önemlidir. Umarım giderek yerli ilaç sayısını arttırırız. İthale bağımlılığımız azalır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar. Olan yine çocuklarına oldu. Anne polis eşliğinde almaya çalıştı. Baba vermemek için direndi. Velayet savaşının ortasında kalan miniğin o zor anları geliyor şimdi ekranlarınıza. Annen seni dövüyor mu oğlum? Evet. Annen seni dövüyor mu oğlum? Evet dövüyor. Her yerine vuruyor mu senin oğlum? Evet dövüyor. Seni dövüyor. Gitmek istiyor mu oğlum? Anne baba anlaşamadı, olan yine çocuklara oldu. Çocuğumu götürüyorlar işte. Bir velayet savaşı da Antalya'da çıktı. İşte gördünüz değil mi? Çocuğum gitmek istemiyor. Gene de zorla götürüyorlar. Hadi. Çocuğumu götürüyorlar işte. Çocuğum bayağı kapıyor demesine rağmen. Vicdanlık kaldırıyor mu? Antalya'da yaşayan Engin Budak iddiaya göre eşini dövüyordu. Eşi evi terk edip boşandı ama bu kez de velayet davaları başladı. Oğlum 8 yaşında oğlum. Annem beni dövüyor. Babamla yaşamak istiyorum diye pedagog raporu olmasına rağmen velayeti anneye vermişti. İddiasına göre eski eşi oğullarına şiddet uyguluyordu. Annen seni dövüyor mu oğlum? Evet. Annen seni dövüyor mu oğlum? Evet dövüyor. Her yerine vuruyor mu senin oğlum? Evet. Ama mahkeme babanın tüm itirazlarına rağmen velayeti anneye verdi. O da önceki gün avukatı ve polislerle oğlunu almaya gitti. Gidecek misin oğlum sen? Şu kadın seni götürecek. Götürecekler seni. Tamam mı? Alacaklar. Anladın mı? Engin Budak çocuğunu bu görüntüleri çekerek teslim etti. Çocuğumu götürüyorlar işte. Çocuğum bayağı kapıyor demesine rağmen. Hemen ardından da savcılığa gitti. Eski eşi ve ailesinin onu ve kardeşini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Çocuğumu dövdüler, beni dövdüler. Abi çekmiyor. Hepimizi dövdüler. Abi geçer misin? Oğlunun velayetinin kendisine verilmesi için yeni bir hukuk mücadelesi başlattı. Kararı yargı verecek. Ben çocuğumun velayetini tekrar tarafıma istiyorum. Konut kredisi faiz oranları artınca kredi çekim oranı bir hayli düştü. Ev satışları da öyle. Bazı bankalarda bunun için enflasyon endeksli konut kredisi imkanı çıkardı. Yani enflasyon düşerse konut için alınan faiz de düşecek. İşte detaylar. Şu an
ev kredisi çekseniz ne kadar çekerdiniz mesela? Hiç çekmezdim gibi geliyor. Zaten kredi ödeyebilecek pozisyonda değiliz. Çok yüksek faizler. Konut kredisi faiz oranları 1.55 ile 2 puan arasında değişiyor aylık. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank enflasyon endeksli konut kredisi imkanı sunuyor. Enflasyondaki değişikliğe göre faiz oranlarınız güncelleniyor. Yani bu ne demek? Şu demek. Aylık enflasyon rakamına göre faiz oranları belirlenecek. Aylık enflasyon düşerse faiz oranı da düşecek. Faizlerin düşmesi iyi olur. İnsanlar evlerini satamıyor, ev alamıyor. Düşme imkanı yok yalnız, onu söyleyeyim. Oldukça iyi bir teklif sayılabilir aslında. Azalabileceği gibi artabilecek. Şu an bir konut kredisi çekseniz ne kadar çekersiniz? 400 bin lira. Zaten bir kredimiz var. Bitmek üzere, çok az kaldı. Buradaki temel beklenti şu. Konut alımını erteleyen kişileri konut almaya özendirmek. Şu an zaten konut fiyatları da oldukça düşük vaziyette. İyi bir iskonto oranı yakaladığınızı düşünüyorsunuz. İyi bir prim yapabileceğini varsayıyorsunuz. Enflasyonun düşeceği beklentiniz varsa sizin için avantajlı. Bakın hemen bir örnek vereceğim. Diyelim ki siz 100 bin liralık bir kredi çektiniz ve dediniz ki ben bunu 10 yılda 120 ayda ödeyeceğim. Çektiğiniz zaman faiz oranı %1,55'ti. O zaman ayda 1840 lira ödüyorsunuz. Konut kredilerinde de düşüş olduğunda ona göre tekrar yapılandırılıyor. Ama diyelim bir yıl sonra enflasyon düştü ve faiz oranınız da otomatik olarak düşüyor %1'e. Böylece ayda ödeyeceğiniz 1460 oluyor ve 380 lira kar kalıyor cebinize. 2000 liralık bir ödemesi varsa 400 lira düşüşmesi oldukça iyi bir oran sayılabilir. Varsayalım enflasyon %25'lere çıkar ise bu defa taksitiniz 2180 liraya çıkmış olabilir. İşte bu noktada da şöyle bir avantajınız var. Kredi faiz oranınız %2,15'i geçmeyecek. Ama güzel bir şey. Enflasyon oranındaki değişiklikler arzu ederse tüketicilere 3, 6 ay veya 1 yılda bir yansıtılacak. Bakalım hayırlısı ne olacak? Peki konut alıyoruz o zaman. Alıyoruz almasına da aynı zamanda başımıza dert de mi alıyoruz acaba? Niye diyeceksiniz? İstanbul'un yeni derdi aidat ücretleri. Bazı ilçelerde aidatlar kiralarla yarışıyor. İş öyle bir hal aldı ki bu kadar aidat ödenir mi deyip ev değiştirenler bile var. Aidat bedelleri neredeyse kiralarla aynı düzeyde. 850 lira kira ödüyorum, 700 lira aidat ödüyorum. 1000 lira kira veriyorlarsa 1000 lira da elektrik, su, aidat ödüyorlar. Aidatlar kiralarla yarışıyor. Bina giderleri için ödenen para kira kadar cep yakıyor. Son dönemde konut almak isteyenlerin en çok dikkat ettiği unsurların başında aidat fiyatları geliyor. Çünkü uçuk rakamlara ulaşan fiyatlar yatırımcıyı kiralamak, hatta almak üzere olduğu evden bile vazgeçirebiliyor. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. 700-800 liraya çıkıyor. 1000 lirayı da buluyor kışın. Dairelerim var ve ben bunu kiraya veremiyorum. Aidatları çok yüksek. Şimdi biz normal net aidatı söylüyoruz. Hani 300 ya da 400 lira, 1+1 örnek veriyorum. Ama aidat geliyor ay sonu 700 lira, 800 lira. İnsanlar ikinci aydan sonra daireden taşınmaya çıkıyorlar. Benim bütçemi aşıyor diye. Bomboş. Buralar bomboş. Bomboş, hiç kimse oturmuyor yani doğru dürüst. 1300 lira kira veriyorsun, 1000 lira şey aidat nasıl oluyor? Aidatlar ilçelere göre farklılık gösteriyor. 300 liradan başlıyor, 3-4 bin liraya kadar çıkıyor. Evi beğendiniz, satın almaya karar verdiniz. Ancak tüm bunlardan önce yönetim planını iyice incelemeniz gerekiyor. Aksi takdirde kira öder gibi aidat ödemek zorunda kalabilirsiniz. İşte onlardan biri de Tülay Filiz. Kira öder gibi aidat ödüyoruz, bunun karşılığında hiçbir hizmet yok. Site sakinleri yıllarca bu rakamları ödemek zorunda kalıyor. Aidatlar bütçeleri sarsıyor. Benim vermiş olduğum aidat 3+1'e 600 bin lira para veriyorum. Peki aidatlar neye göre belirleniyor? Site sakinleri bu fiyatları öderken hangi haklardan faydalanıyor? Metrekare yükseldikçe, oda sayısı yükseldikçe tabii aidatlar da yükseliyor. Ben 1200 lira, 1300 liraya yakın, hatta yüksek mevlalarda aidat ödeyen insanları biliyorum burada. Aidat bedeli dairenin büyüklüğüne göre, konumuna göre, peyzajından tutuyor, temizliğine kadar. Peyzaj yok, temizlik deniyor, temizlik neredeyse hiç yok. Bir daire kiralamış gibi. Tabii aynen öyle, dediğim gibi kiralamalarda zaten hani fiyatlar çok değil ama aidatlar inanılmaz yüksek. Yürek yakan bir haber var sırada. Pınar 4, Musa 11 yaşındaydı. Dolu bastırınca anneleriyle birlikte bir köprünün altına sığındılar. Facia da sığındıkları o yerde yaşandı. Sel suyuna yakalanan anne ile iki evladı hayatını kaybetti. Bay bay. Güle
doludan kaçarken ölüme yakalandılar. Anne ile iki evladı köprü altında sel sularına kapıldı. Naime Polat 48 yaşında, 5 çocuk annesiydi. 4 yaşındaki kızı Pınar ve 11 yaşındaki oğlu Musa ile birlikte dışarıdaydı. Önce şiddetli sağanağa yakalandılar. Sonra dolu bastırdı. İki kızıyla beraber o toplamaya çıkmışlar. O esnada dolu yağmış. Bu köprünün altına sığındılar. Bu esnada sel de gelince kendilerini kurtaramadılar. Sel suyu anne ve iki çocuğunu 2,5 kilometre sürükledi. Ekipler önce annenin, sonra minik Pınar'la abisi Musa'nın cansız bedenlerine ulaştı. Naime Polat'ın diğer çocukları acı haberi alınca fenalık geçirdi. Anne ve iki çocuğu son yolculuğuna Erzurum'da uğurlandı. Burası da Trabzon. Araklı ilçesinde şiddetli sağanak sonrası HES borusu patladı. Sonrasında oluşan selde 4 kişi kayboldu. Ekipler şimdi o 4 kişiyi arıyor. Kasa soyanlar, cüzdan çalanlar, cepten aşıranlar, herkes para peşinde. Ama bugün bunun tam tersi yaşandı. Adamın biri bırakın başkasının parasını almayı, kendi parasını havaya saçtı. Üstelik tam 32.773 lira. Bakın o paralar nasıl kapışıldı. Dün Kemal Sunal filmlerini aratmayacak bir sahne yaşandı burada. Benim gördüğüm kadarıyla bir 50 metre içerisinde 32 bin lira para pul oldu. Tam 32 bin 773 lirayı yolda yürürken havaya saçtı. Herkes paraya hücum etti. Toplamak için birbiriyle yarıştı. Vatandaş, turist, yoldan geçen kim varsa herkes paradan nasiplendi. Hiç görmedim, tanık olmadığım bir olaya tanık olduk. Akıl almaz olayın adresi Antalya. Bu adam dün akşam Muratpaşa'daki bu döviz bürosuna girdi. Dolarları masanın tezgahının üzerine koydu. Parayı say dedi, saydım. 5669 dolar var burada abi dedim. Tamam dedi, boz dedi. Bozdum. 32.773 lira para vardı. Paraların kuşağını çıkardı. Sonra döviz bürosu çalışanına şimdi bak dışarıda neler olacak dedi. Şimdi bak dışarıda neler olacak dedi. Sonra parayı destekledi. Şuradan dışarı çıktı 10 metre ya gitti ya gitmedi. Başladı dağıtmaya, savurmaya. Savurarak gitti. Koltuğumdan bile kalkamadım. Nutkum tutuldu. Sadece onun değil, herkesin nutku tutuldu. İlk şoku atlatanlar paraları toplamak için koştu. 32.773 lira saniyeler içinde kapışıldı. Paraları saçan adamsa arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti. Kapalı çarşıdaki bir kuyumcuya gelen hırsız 15 bin liralık altın kolyeyi kaşla göz arasında çalıp kayıplara karıştı. Büyük şok yaşayan kuyumcu güvenlik kamerasına yakalanan o hırsızın bulunması için ödül koydu. Biz de şaşırdık zaten. Biraz tuhaf şekilde oldu. Herkesin gözü önündeki 15 bin liralık altın kolyeyi çaldı. Kadın hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti. Herkesin önünde kalabalık dükkan. Evet, dükkan da kalabalık. Kapalı çarşı hafta sonu bir kuyumcuda yaşanan hırsızlıkla karıştı. Karı koca olan bu iki turist daha önce aldıkları altın kolyeyi değiştirmeye gelmişti. Tezgahtar kız yardımcı olmaya çalışırken olanlar oldu. Müşterilerin değişim için getirdiği altın kolye hemen önlerindeydi. Sonra kareye o hırsız kadın girdi. Tezgahtarın bir an arkasını dönmesinde fırsat bildi. Müşterilerin etrafından dolaşıp gözlerinin önünden bu kolyeyi alıverdi. Sonra da hemen başörtüsünün altına sakladı. Aşırı rahat. Yani ya biriyle anlaşmalı, yani nasıl olduğunu ben de anlamadım. Yani profesyonel diyebilirim yani. Anlaşmalı olma ihtimalleri var mıydı? O her şey olabilir. Altın kolyenin çalındığı bir süre anlaşılmadı. Bu sırada hırsızın gözleri hala tezgahtaydı. Hırsız kadın öyle profesyonel, öyle soğukkanlıydı ki altın kolyeyi çaldıktan sonra hemen kaçıp gitmedi. Dükkanda birkaç tur daha attı. Başka çalabileceği bir şey var mı? Onu kontrol etti. Bulamayınca da 15 bin liralık altın kolyeyle çıkıp gitti. Müşterinin zararını karşılamak kuyumcuya düştü. Mecbur karşıladık.
yakışmazdı. Ağlamaya başladılar. Karşıladık, başka yapacak bir şeyimiz olmadı. Aslında benim hiçbir suçum yok. Kuyumcu kadın hırsız için ödül koydu. Kim olursa olsun bana bunun evini, adresini bildirsinler. Ben onlara 5000 TL para vereceğim. Hırsızı yakalatana ödül mü var? Evet, ödül var. Yıllarca gelinlik giymenin hayalini kuran Down sendromlu Nesrin Aşık'ın hayali sonunda gerçek oldu. Ablasının organize ettiği düğünde arkadaşlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Hayali gerçek oldu. Damat yoktu belki ama bir düğünde olması gereken her şey vardı. Down sendromlu 42 yaşındaki Nesrin Aşık yıllardır gelinlik giymenin hayaliyle yaşıyordu. Annesini 3 yıl önce kaybedince isteğini ablası gerçekleştirdi. Annemin emaneti olarak şu an benim yanımda kalıyor. Davetiyeler basıldı, konuklar çağrıldı. Nesrin Aşık düğün salonuna bembeyaz gelinliğiyle girdi. Down sendromlu arkadaşları düğünde zeybek oynadı. Aile sembolik düğünde takılan takıların ihtiyaç sahiplerine verileceğini açıkladı. Canından çok sevdiği, evladım dediği köpeği Rina esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. O da bunalıma girdi. Şimdi gözyaşları içinde Rina'nın bulunacağı günü bekliyor. Bulamıyoruz. Çok kişi yardım ediyor bize. Başına bir şey mi geldi? İşkence mi ettiler? Kafayı yemek üzereyim yani. Canı gibi sevdiği köpeği kayboldu. Dünyası başına yıkıldı. İnsanlar anlamıyor belki ama bizim çocuğumuz gibi o da. Beylikdüzü'nde yaşayan Burçin Orhon, İngiliz Cocker cinsi köpeği Rina'ya 8 yıldır bakıyordu. Bahçeden sahile çıkar tuvalet ihtiyacını karşılamak için. Ama hiç kimseyle gitmez, bir köpeğin peşine takılmaz. 8 yıldır bu şekilde geziyor bu hayvan. Ama her ne olduysa 5 gün önce Rina esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 7'de şu sokaktan çıkıyor ve yok oluyor. Bir daha hiçbir haber alamıyoruz. Genç kadının aramadığı yer, sormadığı kimse kalmadı. Her yere Rina'nın fotoğrafını yapıştırdı ama hala ondan bir haber alamadı. Gece 4'lere kadar sürekli sahile bakıp ıslık çalıyorum. Bağladılar mı? İşkence mi ettiler? Sürekli aklıma bu kötü senaryolar geliyor. Köpek Rina kaybolduğundan beri onun en yakın arkadaşı Bingo da çok huzursuz. Hatta üzüntüsünden 5 günde vücudunda tüylerinde egzama çıktı. Tıpkı Bingo da Burçin Hanım gibi en yakın arkadaşının yolunu bekliyor. Yani Bingo sürekli kapıda yatıyor, hiçbir yere ayrılmıyor, yemek yemiyor. Genç kadının gözü yaşlı, günlerdir köpeğinden gelecek müjdeli bir haberi bekliyor. Eğer onu görenler, bulanlar olursa da o kişileri ödüllendirecek. Lütfen ya, kim aldıysa versin yani, biz iyi değiliz. İstanbul'da bir evde buzdolabının motoru yandı. Alevler bir anda büyüdü. 5 kişilik aile olası bir facianın eşiğinden döndü. Az daha ölebilirdik. Ben kendimi geçtim. Çocuklarım, Allah'ım korudu bizi. Nasıl olduysa oldu, buzdolabının motoru bir anda alev aldı. Sarıyer'de yaşayan 5 kişilik Fili ailesi facianın eşiğinden döndü. Şimdi size anlatırken sanki o anı yaşıyormuşum gibi tekrar. Sabahın erken saatleriydi. Çocuklardan biri yanık kokusunu fark edince hemen annesini uyandırdı. Burada bir koku, bir toz, duman bulutu. Hemen eşime haber verdim, işte eşim adı Metin. Metin kalk dedim, yanıyoruz. Bir anda evi duman sardı. Nereden geldiğini anlayamadılar. Daha sonra bir baktılar ki buzdolabından yükseliyor. Buzdolabının arkasını çevirdiklerinde motorun alev alev yandığını gördüler. Bilindik bir markaya ait olan buzdolabından yükselen alevleri bezle söndürdüler. Allah korusun, biraz daha geç kalmış olsaydık patlayabilirdi de. Küçük kızın dikkati, anne babasını uyarması belki de bir facianın önüne geçti. Çünkü buzdolabında başlayan yangın tüm evi sarabilirdi. Ki zaten bakın, buzdolabı da ahşap bir dolabın içine gömülü halde. Olası bir facia ucuz atlatıldı. Buzdolabının neden alev aldığıysa teknik servisin incelemesinden sonra netleşecek. Girmesi de çıkması da ayrı dert. Ankara Sincan'daki viraj hem sürücülerin hem de yayaların kabusu. Facianın her seferinde kıl payı atlatıldığı noktada
yine kaza oldu. 3 kişi yaralandı. Çok korkuyor, çok. Geçen sene de aynısı oldu, bu sene de aynısı oldu. Virajı alamayan ya otobüs durağına giriyor ya da tarlaya uçuyor. Yine aynısı oldu, 3 kişi yaralandı. Şurası var ya, çok acayip bir yer. Buradan bir kaptırıyor buraya. Buraya kaç tane araba düştü? Buraya en azından 4-5 araba düştü. Hem yolda yürüyenler hem de durakta bekleyenler tedirgin. Törekent mahallesindeki o viraj sürücüleri de yayaları da korkutuyor. Otobüs durağına dün feci bir kaza meydana geldi. Özellikle yağmurlu havada, yani yolun kaygan olmasıyla risk daha da artıyor. Dün yaşanan kaza ilk değil ama çevredekilerin asıl korkusu bu sorunlu virajın hemen dibine, işte bu çocuk parkının yapılması, yani bir facianın yaşanması an meselesi. Hızlı araba geldiği zaman adam kenara kaçıyor. Bak, kaptırıp geliyor adam burada. Çocuk parkına da dalabilir. Yolda aynı zamanda çok fazla kör nokta var. Bir de buna işte böyle su birikintileri eklenince tehlike artıyor. Ve bu keskin viraja sert giren sürücüler direksiyonu toplamakta bir hayli zorlanıyor. Üstelik aynı yol sürücü kurslarının eğitim güzergahı. Virajdan direksiyon hocaları da şikayetçi. Birbirlerine burunları değmiş gibi oluyor bakın burada. Birleşmeyi görüyor musunuz? Ya? Sağa doğru kaçma çok yüksek olması lazım ki kurtarabilsin. Biraz da virajın düzeltilmesi gerekiyor. Ortak beklenti o virajda yeni kazalar yaşanmadan bir önlemin alınması. 3 kadın 57 gün önce Bodrum'dan demir aldılar. Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yılında öncü tekne olarak Samsun'dalardı. Bugün de İstanbul'a demir attılar. Üç kadın, üç deniz, üç ülke dedik. 70 günlük bir seyirimiz oldu. Hepimiz farklı mesleklerdeniz. Dümenimizi nereye kırdık? Sinop'un İnce Burnu'nu geçerken bu da bizim 100. yıl seyirimiz oldu. Türk kadının 100. yıl seyri dedik. Kimi bilgisayar programcısı, kimi idareci, kimi ise şehir planlamacısı. Aslında onların ortak özelliği deniz tutkusu yaşamaları. Biz barış için yelken açan kadınlarız diyoruz kendimize. Emekliyiz. Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede daha çok kadın denizci görmek lazım bu limanlarda. İşte deniz aşkıyla yanan bu üç kadın 3 yıl önce yola çıktı. Barış için yelken açtılar. Karadeniz'den Ege'ye, Akdeniz'e, hatta Adriyatik'e kadar tüm denizleri büyük bir tutkuyla barış için dolaştılar. Dalgalı denizlerle boğuşmak zor olmuyor mu sizin için? Yok, hayır, olmuyor. Sevmek gerekiyor. Sevmiyorsanız, bundan haz almıyorsanız yapmanız mümkün değil. Yaşadığımız her gün çok ilginç aslında. Onlar 57 gün önce Bodrum'dan vira bismillah dediler. Türk kadınının 100. yıl seyri için Samsun'da oldular, hem de lider tekne olarak. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında biz de Samsun'da olduk. Tek uzun seyir yapan kadın ekip olarak orada bulunduk ve önde yer aldık. Çok onur ve gururla biz bu görevi de yerine getirdik. Ekip ruhunda birbirimizle nasıl paylaşacağımızı, nasıl birlikte örtüşeceğimizi çok iyi öğreniyoruz. Teknenin en güzel yeri de şüphesiz bu güverte. Ben de bu tekneye farklı limanlardan katılan bu güzel hanımefendilerle birlikte işte bu güvertede birazcık deniz sefası yapıyorum. İş programımı ayarlayıp son birkaç gün katılabildim. Karadeniz Ereğli'den katıldık. Tekne yine başladığı nokta olan Bodrum'a geri dönecek birkaç gün sonra. İşte yine o yolculukla da hanımefendileri türlü türlü maceralar bekliyor. Mutlaka herkesin deneyimlemesi lazım. Mehter takımı Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçilere sürpriz bir konser verdi. Unutulmaz anlar yaşattı. Mehter takımı Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi. Turistlerin ilgisi büyük oldu. Milli Saraylar Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı'na gelen ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunmak için yaz etkinlikleri başlattı. İlki Mehteran takımı konseriydi. Hazine kapısı önünde verilen konsere gelen turistler, karşılarında ilk kez Mehteran takımı görmenin mutluluğunu yaşadı.
Mehteran takımı her salı günü ziyaretçilerle buluşacak, unutulmaz anlar yaşatacak. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Şov Ana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.